26 Aralık 1 Ocak haftalık burcumuza hoş geldiniz. 2023 de geldi. Hadi hayırlı olsun diyoruz sevgili koçlar. Güzellikler şifa sizinle olsun. Evet, unutmayın ki her dileğiniz bu yıl en iyisini şekilde gerçekleştirsin diyorum. Sevgili koçlar, bu ara şanslı bir dönem içerisinde söz konusu olacaksınız. Yeni evrak, devlet kapılarınızla alakalı olumsuz gördüğünüz, bazı gecikmelerde yaşanan krizleri daha net bir şekilde görmeniz gerekti. Çünkü Merkür Oğlak geri hareketiyle birlikte sizin iş anlaşmalarınız, vergi, devlet, devletle alakalı bağlantı içerisinde olduğunuz, vizeniz, çocuklarınızın evrakları, eşinizin evrakları, ailenizin evrakları ile alakalı noktada uyarı veriyor. Özellikle de kurumsal ya da devletle bağlantılı süreçte beklediğiniz evraklarda gecikmeler söz konusu olsa da size çok güzel bir anlaşma dönemi ve doğru anlaşmaları doğru kontrolde yaptığınızda kalıcılık sürecinin daha keyifli olacağını gösteriyor. Farklı bir kurumsal alandan iş beklentiniz ya da büyük bir mücadeleniz varsa Ocak 15 itibariyle hayatınızdaki bu anlaşma gerçekleşmiş olacak. Daha keyifli ve daha güzel adımlar içerisinde olacaksınız. Devletle ilgili, çalıştığınız kurumla ilgili bazı karışık dönemlerin daha ses getirecek olaylarına da açık olmanız gerekiyor ve bulunduğunuz alanı doğru korumanızı uyarıyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız ve iş alanınızla alakalı büyütmek istediğiniz birçok nokta için evet şunu demek istiyorum. Doğru iletişim içerisinde olduğunuz anlaşmalar, evraklar, konularla ilgili sizi çok bilinçlendirecek enerji var. Bu enerji hayatımıza iş konularında doğru toplantılar, doğru diyaloglar, doğru insanlarla iç içe geçirdiğimizde buradaki başarımız, buradaki anlaşmalarımız olumlu olacak. Taşınmak, işimiz gereği gitmemiz gereken farklı bir iş kapısını aralamak istiyorsanız da bu konuda da gökyüzü size iyi kapılarının fırsat vereceği ve hatta da buluşup alacağınız alan ya da gireceğiniz alan size çok güzel bir aydınlık getireceğini uyarıyor. Yalnız unutmayın ki kendi işinizi yapıyorsanız ortak arasındaki sözleşmeler, yazılar, evraklar ya da yazı konuları ile ilgili hareketli bir dönemdeyseniz bunları daha tek tek kontrol edip doğru imzalar atarsanız kâra, ama göz kara atarsanız sıkıntılar var. Gökyüzü Oğlak'ta geri hareket yapıyor Merkür. İletişimle sağlam bir döngünün yanlışını asla kimse kabul edemez diyorum. Evet, bir de bu ara uzun süredir iş mahkemeniz, çözmeye çalıştığınız ve hala çözemediğiniz konularda güzel enerjiler ve avukatınız ya da hakiminiz ya da gideceğiniz evraklarda olumluluk enerjisi söz konusu olacak. Ama mücadeleye devam. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu hafta dingin ve sakin bir hafta. Hatta kutlama, enerjinize iyi gelecek, ödüllendirilme, çocukla ilgili kararlar dönemimiz söz konusu olacak. Bu da hanemize yeni bir enerjinin meyvesini yakalama şansımız var. İlişkiler konusunda geçmiş kavgalarımız, geçmiş konularımız bizi çok fazla strese sokabilir. Geçmiş yaşadığımız ilişkinin agresif tavrı ya da size yarattığı kaoslar güven problemi yaratıyor. O yüzden artık güvenme dönemi, inanma dönemi ve bu gerekiyorsa bu konuda kendimizi şifalandırmamız lazım. Yoksa korkuların önüne geçemeyiz diyorum. Uzun soluklu çiftler arasında aile içerisindeki doğru diyaloglar, iletişimin daha yoğun olacağı bir hafta birbirimize doğru şekilde enerjiyle ailelerin bütünleşmesini sağlayacaksınız. Hiç ilişkisi olmayan ve bu konuda kendisini ciddi anlamda şanssız gören sevgili koçlar, gökyüzü size aşk konusunda da doğru bir rüzgarı sunuyor. Ama siz belki de ruhunuz şu an bir ilişkiyi götürmek, hani günübirlik enerji dağıtmak isteyebilirsiniz ama ciddi ilişkiye hazır olmadığınız için bu konuda geri duruyor olabilirsiniz. Hayatınıza tanışmak isteyen insanları hayatınıza katın. Çünkü onlar sizin için kalıcılığa doğru devam ediyor. Bu arada iş yerinizde beğendiğiniz, hoşunuza giden ya da platonik takıldığınız enerjiyi artık kendi içinizde çözme vakti diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara ciddi anlamda evinizin, çocukların eğitim toplantıları, devamlı evrakları, devamlı dersleri sizi fazlasıyla yordu. Eve konsantrasyon yaratamıyorsunuz. Eşimizle diyalog çok iyi ilerlemiyor. Artık doğru ifade ederek ilişkimizi de doğru noktada gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu ara çok yoğun misafirlerimiz olabilir ya da sizin
hani köyünüzden yakın akrabanız, yakın dostlarınızın yoğun bir temposu olabilir. Hem de bu yemekler, çocukların eğitimi, kocanızın dağınık kafası biraz sizi yıpratıyor. Eşinizin değişmesini istediği konularda yavaş yavaş o da bu konuda anlayış evresine doğru ilerliyor. Erkek çocuklarınız varsa biraz daha dikkatli konuşmanızı öneriyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken sırt ve boyun bölge hassasiyetlerimiz ve kan dolaşımı ve damarlarla alakalı tıkanıklıklar olabilir. İhmal etmeyin. Evlenmiş ayrılmış çiftlerimiz için şunu demek istiyorum. En şanslı dönemdesiniz. Kalbinizi açabilirsiniz. Ve iş konularınızla ilgili de yeni beklentileriniz varsa olumlu. Sevgili gençler, kendinizle ilgili başarısız gördüğünüz noktaları bir gözden geçirin. Ve bu geçirdiğiniz evre dil eğitimi, yarım derslerimiz ve duygusal hayatımızı yoran şeyleri daha net göreceğiz. Sizler bizim geleceğimizsiniz diyorum. Evet, aşka önem verdiniz ama sağlık özellikle damarlarla alakalı noktaya tetikliyor. Ufak tefek çocukların nevresim ya da sizin nevresim takımlarımızda yenilik dönemimiz var. Bol misafirli bir hafta. Bilginiz olsun efendim. Sevgili boğalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. 29 Aralık'ta Merkür geri hareketi Oğlak Burcu ile ilgili hareketine geçiyor. Maddi konularla alakalı noktamızı daha net bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Geçmişteki bazı hatalarımız, parasal hatalarımız, iş hatalarımız, yaşadığımız bazı krizler haklarımızla alakalı biraz olumsuzluk yaratabilir. Bunlarla ilgili büyük bir mücadele haftanız söz konusu olacak. Yani priminiz, maaşınız ya da bunlarla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz noktalar biraz kafanızı karıştırabilir. Daha mantıklı bir şekilde ilerlememiz gerektiğini öneriyorum. Eğer kurumsal ya da kurumsalla bağlantılı devlette çalışıyorsanız yer değişimleri ya da işinizle alakalı gerekli eğitimlerinizle ilgili çok yoğun bir hafta söz konusu olacak. Tamamlamamız gereken eğitimlerimiz, işimiz gereği gideceğimiz seyahatler, başarı odaklı şekilde gelip gitmelerimiz olsa da kafa karışıklığınız çok fazla ön planda olduğu için dikkat sorunuz, güven probleminiz ya da sizi yoracak enerjilerden biraz daha uzak durarak kendi alanımızı kontrol etmemiz gerektiğini uyarıyorum. Eğer ki kurumsal bir firmaya geçmek ve bununla ilgili beklentileriniz varsa enerji sizin için çok yakın bir dostunuzun, üniversite arkadaşınız ya da çok güvendiğiniz bir dostunuzdan gelecek bir iş konusu sizi mutlu edecek gözüküyor. Geçmişe dönük bitmeyen ve tükenmeyen mahkeme ya da iş kavganız varsa artık bu dönemi geride bırakıp şu an bulunduğumuz noktaya daha sağlam adımlar atmamız gerekiyor. Yurt dışı ve yurt dışı ile alakalı giden, seyahat eden sevgili boğalar için bu dönem hareketli, yoğun ve hatta belli süreler yurt dışında kalma gibi iş anlaşmalarımız bize mutluluk verecek. Serbest alanda çalışıyorsanız, kendi işinizle alakalı büyütmek istediğiniz planlar varsa bu hafta bunları gözden geçirelim. Ocak 11'den sonra bu sistemi hayatımıza geçirmemiz daha sağlıklı olacağı gözüküyor. Ani alışverişler, ani iş projeleri sizin kafanızı karıştırabilir. Temkinli ve kurallı şekilde devam etmemiz gerektiğini uyarıyor. Kendi işimizi büyütmek ya da bunlarla ilgili büyük mücadeleniz varsa eski ait, yani kendi babamıza, kendi toprağımıza ait sistemleri devretmek, satmak, elden çıkartma gibi değil, orayı daha nasıl büyüteceğinizle ilgili altyapı oturtmasına ihtiyacınız var. Yani hayaller yürütemiyorum deyip hemen ekart ediyorsunuz lütfen. Ortaklı iş fikriniz varsa da gözünüzü kapatın, mantıklı imzalarınızı atın ve bu iş size mutlulukla sonuçlanacak gözüküyor. Geçmişe dönük paranız ya da alınması gereken noktalarla alakalı evrede de Ocak sonunu görmemiz lazım. Beklediğimiz bazı paralar var. Belli parçalara bölünecek ve öyle hanemize gelecek. Ailede miras konularımızın hareketli olacağı bir nokta. Ama şöyle unutun, ben bunu söylüyorum, haftaya sizin mirasınız cebinize gelecek diye bir şey yok. Bunu da unutmayın lütfen. Bu konuları daha temkinli, daha doğru adımlar atmanızı uyarıyorum. Bir de ailemizin çözmeye çalıştığı üçüncü kat, üçlü numara noktamız ve anne kökümüze ait evrelerdeki haklarımızla ilgili de doğru avukat, doğru yüzleşme, doğru görmemiz gereken bir hafta. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada güzel maaş konularında nasıl cesaretiniz yok ve kendinizi ifade etmek istemekte korkuyorsunuz? Gidin, haklarınızla alakalı beğenmediğiniz noktaları ifade etmeniz lazım. Çünkü o firma sizi kaybetmek istemiyor. Sizin endişeleriniz var diyorum. Evet, eğitim konusunda devam ettirmek ve farklı alanlarda kendinizi
güçlendirmek isteyen sevgili boğalar, hep geciktiriyordunuz. Artık doğru bir zamandasınız. Geciktirmeyin. Hem kariyeriniz hem iş hayatınıza dokunacak eğitim konularımız, rütbemiz, başarımız için çok doğru bir temkin dönemi. Yani biz bunu Mart ayına kadar bu sistemi yaratmamız lazım ki 2023 ortasındaki sisteminiz daha büyük başarıyı elde etmesine uyarıyor. Evet, aşk konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Güven içerisinde olduğunuz ilişkiyi kendi kendinize ziyan edebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar alttan almayı ve egonuzu ilişkiye yansıtmamanız gerekiyor. Geçmiş beklenti içerisinde olduğunuz, ayrıldığınız kişinin tekrar bir adım atma gibi enerjisi var. Karar sizin ama etrafınızda da şanslı bir enerji, aşk enerjisi var. Gözden geçirmenizi öneriyorum. Nişanlanmak, evlilik kararı içerisinde olan sevgili boğalar, ailede bazı maddi kaygılardan kaynaklı gecikmeler söz konusu olsa da hayat arkadaşınız sizinle yol alacak, korkmanıza gerek yok diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara özellikle çocuklarınızla alakalı odalarında bir değişim, masalarında değişim, kitaplar ya da kurslar koşturmanızdan kaynaklı biraz stresli bir hafta olsa da eşinizle aranızdaki bağ daha yumuşak bir evre. Ama boşanma fikri içerisinde olanlar, anlaşmak için mücadele evresine girmeniz lazım. Yoksa çocuklar bu enerjide aşağı düşebilirler. Dikkatli olun. Evet, evde özellikle bu ara kış temizliği söz konusu olacak. Perdeler, onlar bunlar devamlı yıkanıyor olacak. Bel ağrılarınızı uyandırabilirsiniz. Dikkatli olun diyorum. Sevgili gençler, kendinizle alakalı noktada bilinçli hareket edin. Bu ara motor, hızlı araçlara dikkat etmeniz lazım. Ve beslenme konusu daha dikkatli şekilde hayatımızda tutmamız lazım. Sağlık olarak özellikle diş eti iltihaplarımız, ağız aflarımız ve geniz etinden kaynaklı iltihaplar söz konusu olabilir. Sinüzitimiz artabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın. Sevgili İkizler Burcu, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sevgili takipçilerim, evet, bu hafta 29 Aralık'ta Merkür Retrosu Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu da finansal anlaşmalarımız, iş anlaşmalarımız, yasal konularımız ve bulunduğumuz şirketle alakalı yasal süreçlerin daha stresli bir evresi olacağı için imza atarken çok çok kontrollü, ya da bu eşiniz size bir şey imzalatmak isteyebilir, kardeşiniz size bir şey imzalatmaya, yakın dostunuz bir şey imzalatmayabilir, imzalatmak isteyebilir. Çok dikkatli şekilde, kontrollü, mantıklı ve kurallı şekilde hareket etmemiz gerektiğini uyarıyorum. Evet, iş konularımızla alakalı bu dönem yöneticilerin agresif tavrı sizin bazı bam telinize basabilir. İşten çıkma, artık burayı kaldıramıyorum enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Sakin ve mantıklı olarak işimizi, alternatif beklenti içerisinde olduğunuz konularda daha cevap gelmedi. Sakinlikle alanımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Uzun süredir de devlet anlaşmanız, devletle ilgili beklenti içerisinde olduğunuz evraklar Ocak 15-21 arasında sizin için olumlu bir diyalog ve devletle ilgili beklenti içerisinde olduğunuz sorunların yavaş yavaş bitme evresi. Kurumsaldan farklı bir kurumsal ya da yurt dışı bağlantılı işlerle alakalı bağlantı kurmak istiyorsanız, evet, doğru bir enerji haftanız var. Ve özellikle 20 gün devam edecek bu enerji, iş konularımızla ilgili kapılarımızın bize daha yoğun ve keyifli geleceğini gösteriyor. Beklediğiniz her şey mantığınızla doğru taşlara oturacak. Sadece siz acele etmeyin, mantıklı ilerleyin. Kendi işinize ya da ortaklı işler arasında ortak bağlarla alakalı yaşanacak krizleri önleyerek yerimizi ve iş alanımızı daha yüceltmemiz gerekiyor. Markamızı, yazdığımız alan, blog yazarlığı, dijital sahalarda bir sürü işler yapıyorsanız ortağınız güvenilir. Kendi kendinize, kendi ipinizin kuyunuzu kazmayın. Eğer ekstra kendinize bir iş kurmak istiyorsanız da Şubat sonuna kadar daha mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü bu ara seyahat, alışveriş enerjimizin de yüksek olacağı evre var. Ailemize ait toprak, arazi konuları ile ilgili de bu dönem doğru avukat tercihiyle birlikte haklarımızın 1,5 sene içerisindeki alma planına doğru ilerleyeceksiniz. Sakin olun. Taşınma. Ev taşınma, araç değişimi, bu konularımızın daha renkli olacağı bir haftayı uyarıyor. Ne diyoruz? Anlaşmalar, beğenmek, almak konularında da daha mantıklı olmamız gerekiyor. Geçmişe dönenik, geçmiş paralarımız ve gelmesini istediğimiz konularla ilgili de, evet, yavaş yavaş parça parça gelecek haklarımız var. Bunları doğru değerlendirmeniz lazım. Sadece yaşadığımız apartman ya da yaşadığımız iş binasındaki yaşanan krizler sizi mutsuz ediyor. Acil taşınmaları doğru görerek yollarımız daha güzel noktalara erişecek. Evet, bir de Akdeniz ya da Ege ile alakalı yatırım planı içerisinde olan ikizler için doğru
doğru anlaşma hayırlı olsun diyorum. Çalışan çiftlerimiz arasında özellikle eşinizin üstüne çok baskı ve yük var. Eşiniz işten ayrılmak istiyor ama ödemelerle alakalı noktada siz fren koyuyorsunuz. Onun da stres artık son evrede destek olduğunu istiyorum. Evet, bu ara duygusal anlamda kendinizi çok yalnız, mutsuz, kararsız hissediyorsanız ve bu döngüde de hala acı çektiğiniz evreler varsa belki bir yakın dostunuzla ya da bir psikiyatristle bu enerjimizi düzeltebiliriz. Geçmiş takıntınız size acı veriyor, bunu unutmayın diyorum. Evet, bir de uzun soluklu ilişkilerinizle alakalı ortak karar size mutluluk yaratacak fikirlerimiz doğru. Yalnız hayatınızda kişinin annesiyle alakalı pürüzler var. Bunları önlememiz lazım. Bunu ihmal etmeyin. Hiç ilişkisi olmayan ve bu konuda inancı olmayan sevgili ikizler için aşk size güzellikleri katarken siz acılarınızı katıyorsunuz. Kimseye fırsat vermiyoruz. Gözümüzü dört açıp enerjiye doğru ilerleyelim. Sevgili gençler, eğitim konusunda bu ara çok ukala, agresif tavırlarınız var. Öğretim görevlileriniz arasındaki iletişimler sizi zora sokabilir. Ders ve saat ve gecikmelerinizi kontrol edin istiyorum dedim bile. Evet, sevgili ev hanımları, bu ara her şeyi yeniden dizayn edip taşınma temponuz, eşyalar kolileniyor. Yeni bir ev arayışı içerisindesiniz. Çocuklarınızın okul konusuyla ilgili değiştirmek istediğiniz doğru kararlar var. Ama eşinizin sizin desteklemediği için ve tek başınıza kaldığınız için çok yorgunsunuz. Yakın bir aile dostunuz ya da erkek kardeşinize bu konuları açarsanız üzerinizdeki yük daha aydınlığa kavuşacak. Bu ara boşanma fikri olanlar için de özellikle şu Şubat ayını bekliyorsunuz. Doğru mantıkla çocuklarımız da zarar görmeden aydınlığa kavuşacak. Çocuk tedavisi, çocukla ilgili karar veren ikizler bence Ocak sonuna doğru bu düşüncenizi daha sağlam şekilde yapabilirsiniz. Sabırlı olmanızı istiyorum. Evlenmiş ayrılmış çiftlerimiz, iş konusunda daha şanslı anlaşmalara, imzalara aydınlık yaratacaksınız. Özel hayatınızla ilgili de bir evlilik teklifi alabilirsiniz diyorum. Sağlık olarak orta kulak iltihabımız ve alerjik kaynaklı sıkıntılarımız olabilir. Ve bu ara ve en önemli mide hassasiyetimiz de ön planda. Dikkatli olunuz, hoşçakalınız. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte, evet, spam yiyoruz çok ciddi. YouTube kanalımızda izlenmelerimiz çok azaldı. Destek istiyoruz. Sevgili yengeçler, özellikle iş konularınızla alakalı ortaklı olduğunuz hissedarlığı, ortaklığı, aile ortaklığı işlerimizle alakalı kafa karıştırılığı oyuna gelebilir. Oyunlara düşebilirsiniz. Dikkatli olun. Yani eski konularımız, eski yaptığımız hatalar iş hayatımızda tekrar önümüze gelebilir. Daha mantıklı, daha kendimizi otokontrollü şekilde geçmiş alanlarımızı şu anki alana yansıtmazsak daha doğru adımlar atabiliriz. Yasal süreçler, çözülmesi gereken mahkemelerle alakalı ilgilenmediğiniz konular bizim canımızı yakabilir. Mümkün olduğu kadar bu noktaları görmeniz gerekiyor. Bu ara çok yoğun kurumsal alanda çalışan sevgili yengeçler için ödüllenme, işinizdeki haklarınızla ilgili güzel konuşmalar, yer değişiminiz size mutluluk verecek. Ama bulunduğunuz noktada eğer memnun değilseniz alternatif gelecek teklifi gözünüz kapalı kabul edebilirsiniz. Çünkü buradaki konumunuzdan da daha güçlü, daha keyifli bir noktaya geçiş yapacaksınız. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı bağlantı içerisinde olduğunuz konularda üst düzey yöneticileriniz ya da sizin üstünüzdeki insanların size artı değerlendireceği bir not var. Bunu doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Bu dönem işinizle alakalı sınavlarımız ya da işimizle alakalı görevlerimiz üst üste birikecek. Bunları doğru ve temkinli oluşturacağınız ve yeni bir sistem, yeni bir oluşum yaratacaksınız. Ekip arkadaşlarınızla rahatsız olduğunuz konuları, ekip arkadaşlarınızdaki aranızdaki bu hani dikenli yolları artık daha düzgün bir şekilde çözüp daha ılıman hareketler ederek bağ kurmayı önemseyeceğiz. İş kurmak, bazı düşüncelerle ilgili acele etmiyorsunuz. Şu an öyle bir paramız, öyle bir gücümüz yok. Ama devletle alakalı mülakata girdiyseniz, bu konularla ilgili beklentileriniz varsa olumlu, hayırlı olsun diyorum. Bir de miras demeyelim de babanıza ait kardeşleri arasındaki miraslar sizin değil de babanızın kardeşleriyle alakalı miras konuları evimizi biraz zorlayabilir. Ama burada yıkılması gereken arazi ya da toprakla ilgili müteahhit anlaşmanız var. Babanızın bu murat
kağıdı görmesi sizi mutlu edecek diyorum. Evet, çalışan çiftlerimiz arasında özellikle eşinizin işten çıkartılma, iş konuları ile ilgili yaşayacağı yasal süreçler var. Sizin de bulunduğunuz noktada ekip arkadaşlarınızla rahatsız olduğunuz konular var. Bunları bir an önce çözmeniz lazım. Üste yansıtmanız gerektiğini uyarıyor. Evet, ilişkiler konusunda kendinizi yorgun, bitkin, halsiz hissediyorsanız şu an ilişkilere ara verip kendimizi şifalandırma dönemi ve belirsiz giden ilişkileri artık hayatımızdan çıkartmamız gerektiğine karar vermeniz lazım. Uzun süredir beklediğiniz, kafanızı karıştıran bir ilişkiniz varsa onun hayatında siz de adım atmaya doğru ilerleseniz de o sorumluluk almak istemiyor. O yüzden bu umudu yavaş yavaş kalbinizde söndürmeniz gerekiyor. Evet, yeni heyecan, yeni tanıştırmalar, size doğru enerjiyle ulaşacak ilişkiler var. Siz hazır değilsiniz. Uzun soluklu ilişkinizle alakalı noktada da planladığınız şekilde Şubat yüzük hazırlığı içerisindesiniz. Hadi hayatınızdaki insana yüzüğünüz uğurlu ve bereketli gelsin. Bir de gideceğimiz yurt dışı seyahati ya da şehir dışı seyahatinde sürpriz dolu, bol kahkahalı, keyifli bir evremiz var gözüküyor. Evet, sevgili gençler, eğitim konusuyla ilgili biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ve burada yabancı dil eğitiminiz ya da yaptığınız eğitimle alakalı ekstra eğitimler almanız gerekiyor. Altyapımızda biraz çürüklükler var. Bunları görmemiz gerekiyor diyorum. Aşk kafanızı karıştırdı. Aşktan çok kariyer hayatımıza odaklanmamız gerekiyor. Evet, sevgili ev hanımları, sizin için en önemli şey eşinizin biraz daha size para vermesi, daha rahat bir hayat yaşamak ve bu borçlar, bu sıkıntılar artık sizi çok fazla sık boğaz ediyor ve yorgunsunuz ve ailenizin de sizin haklarına yediğiyle alakalı konularda huzursuzluklarımız var. Bu 2023 bunlarla yüzleşme ve sizin hayatınızdaki maddi evreleri toparlamak için doğru adımlar olacak. Mantıklı ilerleyin diyorum. Evet, boşanma fikri olan gelip giden sevgili yengeçler, acele etmiyorsunuz. Zaten mutsuz bir düzen ama çocuklarımız için biraz daha sabırlı ve onların hayatını incitmeden yol almamız gerektiğini biliyorsunuz. Evet, bu ara platonik takılan sevgili yengeçler, gerçek ayna, gerçek yüz sizsiniz. Bir aynaya bakın, yüzleşin. Çünkü onun sizinle hiçbir alakası yok. Ama hiç evlilik yapmayan sevgili yengeçler için enteresan diyaloglar söz konusu olacak. Bence kendinizi bir gökyüzüne, etrafa bakarak ne kadar güzel olduğunuzun farkına varın diyor. Evet, sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamızda yakın gözlük, dinlenme gözlüğümüz ve katarakla alakalı sıkıntılarımız olabilir. Gözü ihmal etmeyelim, rica ediyorum. Bir de aile büyüklerimizde küçük bir operasyon gerçekleşecek. Özellikle bu ameliyat güzel ve keyifli geçecek gözüküyor. Sevgili ev hanımlarının bu ara içsel sesi, sessizlik kararı aldınız. Sadece ev, yemek vesaire şey derken bir kurs enerjisi sizin psikolojinize iyi gelecek. Evlenmiş, ayrılmış ve bir türlü iş konusunda huzursuz olan yengeçler için güzel anlaşmalarımız var. Ama bu anlaşma iş çevrenizde size aşkı da tetikliyor. Güzel bir hayat arkadaşıyla karşılaşmamız var. Çocuklarımızdan askere gidecek ve endişeniz varsa gayet sağ salim gidip gelecek, endişe etmeyin lütfen. Sevgili aslanlar, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü YouTube kanalımız ciddi bir spam altında. İzlenmelerimiz gerileme noktası yaşıyor. Lütfen destek olunuz. Sevgili aslanlar, iş anlaşmaları ve teklifler gündeme gelecek. Ve özellikle istediğiniz iş kapısı ya da toplantı içerisinde olmak istediğiniz ve bu firma benim olsun dediğimiz kapılarda size çok büyük destekleyici bir döneme başlıyorsunuz. Merkür geri hareketi Oğlak Burcu'nda gerçekleştirmeye başlayacak. Resmi süreçleri başlatmak için çok doğru, planladığınız hayat için doğru bir karar. Ama unutmayınız ki şu an bulunduğunuz nokta sizden rahatsız değil. Siz sadece para ve çalışma ekip düzeniyle alakalı kendinizi burada daha başarılı bir noktada hissediyorsunuz. Ve burası size artık yetmiyor. O yüzden gideceğiniz yolculuk, yapacağınız iş size hayırlı ve uğurlu. Devlet ya da kurumsalla alakalı bağ kurmak ve bulunduğumuz noktada konum değişimiyle ilgili üst düzey yöneticilerimizin biraz daha gözüne girmeniz lazım. Çünkü aynı senaryoyu yapıp yapıp yine aynı noktada ve başkaları pat diye yukarı geçiyor. Siz aynı evredesiniz. Lütfen alternatif bir iş bakıp buranın sizinle alakalı noktasının artık verimli olmadığını görmeniz lazım. Hani deriz ya bazen,
düzen bozulmasın Ali Rıza Efendi. Düzen bozulsun ki kendi düzeninizi daha güçlendirmeniz lazım. Geçmişe dönük birikmiş borçlar, ailemize ait sıkıntılar her geçen gün sizi yormaya başladı ve bu yorma artık sizi de depresyona itiyor. Evet, devlette çalışıyorsanız devlet kurumunuzla alakalı noktada ani toplantılar, ani denetimler ve bu denetimler evresinde kendinizi doğru ispatlarsanız konum değişiminiz gerçekleşecek. En azından yöneticiniz sizinle ilgili puan evresini yükseltecek. Başkalarının evresinde değil, onunla sağlam bağlantılar kuracaksınız. Bu da size iyi gelecek gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız, parasal evrede büyütmek istediğimiz firma küçükse bile burayı daha büyütüp daha tanıtmak istiyorsunuz. Doğru başlangıçların altyapısını oturtacaksınız. 4 ay içerisinde firmanız kendini daha güzel noktalara eriştirecek. Serbest alım, satım, emlak vesaire ne iş yapıyorsanız kazancınızın daha yükseleceği bir nokta, ama gereksiz harcamalarda kazancınızın sistemini bir türlü dengeleyemiyorsunuz. Kazançla gideri doğru dengelememiz gerektiğini uyarıyorum. Bu ara satmak istediğimiz bir anahtar kapımız var. Anlaşmanız hayırlı ve uğurlu olacak. Daha geniş bir anahtar alma fikrimiz var. Bunun için bir pürüz görmüyorum. Çalışıyorsanız, eşiniz çalışma hayatıyla alakalı beklenti içerisindeyse, yani eşiniz çalışma hayatı çalışıyor ama şu an ev enerjisindeyse, ona güzel bir iş kapısı var. Gideceği nokta, onun evdeki gerginliği de huzursuzluğu da bitmiş olacak. Evimize daha ekstra kazançlar, mutluluk verecek diyorum. Yalnız eşinizin iş konusuyla alakalı yaşadığı krizler hanemizi yormaya doğru ilerliyor ve eşiniz artık aynı şeyleri söylediği için ilişkimizde bir soğuk rüzgar var. Rica ediyorum, evdeki ilişkiyi, iş hayatınızdaki düzeni eve taşımayın. Her şeyi dışarıda halledin, eve öyle gelin diyorum. Sevgili gençler, kendi hayatınızla alakalı son zamanlarda çok özgür tavırlar sergiliyorsunuz. Aksattığınız, kendiniz için yaptığınız planlarda geri gidiyorsunuz. Düzeltin. Renkli bir gece hayatınız var. Bunları yumuşatmamız lazım diyorum. Dedim bile. Aşk konusunda beklenti içerisinde olan, kalbiniz bir ilişki varken başka birine aşık olduysa o ilişkiyi kapatıyorsunuz. Yepyeni bir ilişki. Doğru karar verdiğinizi düşünüyorum. Çünkü bu ilişki sizi fazlasıyla yıpratıyordu. Burada renk var. Bu rengi doğru değerlendirin. Cennete inanıyorum. Çünkü buradaki hataların aynısını yaparsanız bu da aynı başa dönecek, unutmayın diyorum. Uzun soluklu ilişkilerinizle alakalı noktada şu an sakin, rutin devam ediyor. Ama sürpriz seyahat, onun mutluluğu ya da size yapılacak bir seyahat bileti size keyif verecek ve enerjinize iyi gelecek. Bir de unutmayın, boşanma fikri olanların Şubat ayına kadar kurtulma evresi var. Ve sözlü şiddet, tartışmalar ve ev düzeninizde hanımlar artık eşlerinden bıktıysanız gerçekten haklarınızı tek tek, mal hakkınızı da tek tek kazanacaksınız. Rahat ve derin nefes alın istiyorum. Çalışan eşleriniz olan ev hanımları, yani güzel giden ev hanımları. Bu ara özellikle hani şey deriz ya, dışarıdaki demirlikleri yaptırmak, kapılarımızı yenilemek gibi bir fikriniz var. Ve bu yüzden de eve devamlı demir malzemeleri, dışarı kapılar değişiyor. Hadi hayırlı olsun. O sırada da çocuğunuzla öyle alakalı, kız çocuğunuzun psikolojisiyle alakalı bazı sıkıntıları var. Ona destek vermeniz lazım. Uzun süredir çocuk tedavisi gören sevgili aslanlar da Ocak sonuna kadar bu muradınız aydınlığa doğru ilerliyor. Hayırlı olsun diyorum, dedim bile. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız saç kıran ya da cildimizdeki lekelenmeler, alerjik reaksiyonlar daha sıkıntılı olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Boşanmış, ayrılmış çiftlerimizle alakalı noktada da işten çıkartılabilirsiniz. Dikkatli, dedikoduya maruz kalabilirsiniz. Kalbinizi birileri kırabilir. Dikkatli olun. Bir de çok yakın bir dostunuza borç verecekseniz rica ediyorum onu almayacakmış gibi düşünün. Çünkü o kişi size bu parayı ödemeyecek. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Gerçekten kanalımız büyük bir spam altında. Yani Aralık'tan bu yana ciddi bir spam altına girdik. Ne Aralık? Kasım'dan bu yana ciddi bir spam altına girdik. Artık izleyicilerimize bunu söylemek zorunda kaldık. Bir türlü düzeltemiyoruz. Bilginiz olsun. Sevgili Başak Burçları, özellikle iş konularınızla alakalı mecburi gideceğiniz eğitim konularında konumunuz ve mertemeniz için çok doğru bir adım ve uzun soluklu alacağımız eğitimler bize farklı bir alanın kapılarını açacak.
O yüzden oflanmayı, poflanmayı bırakın. İş alanımıza daha verimli şekilde odaklanmamız gerekiyor. Bu arada da bulunduğumuz yöneticiler arasındaki yaşadığımız krizler, güvensizlikler yavaş yavaş iyileşmeye doğru gidecek. Yer değişiminizle ya da alan değişiminizle ilgili başvurularınız onaylı olarak uyarıyor. O yüzden panik ve endişe yapmayın. Ocak ayı sizin için daha verimliliğin altyapısı, size ait döngüleri de daha iyi görmenize yardımcı olacak. Özellikle bu 29 Ekim'de Merkür Oğlak geri hareketi çocuklarınızın eğitimi, harcamalarımız, ilişkiler konusundaki sinyalleri uyarıyor. Diyor ki çatışmayın, kavga etmeyin, yıpratmayın, gereksizce birbirinizi üzebilirsiniz diyor. O yüzden Merkür geri hareketiyle, Merkür Oğlak geri hareketiyle birlikte sağlam olan noktalarımızda zarar görmeler var. İhmal etmeyin. Devlette çalışıyorsanız, devletle alakalı farklı bir atama tayin beklentiniz varsa çok mücadele etmeniz lazım ya da yerinizi korumanız lazım. Çünkü bunun için bir 6 ay bir zamana ihtiyacınız var. Sabırlı olun. Serbest, kendi işinizi yapıyorsanız, aile işiniz varsa çok kazançlı ve kendinizi daha büyütmeye doğru ilerliyorsunuz. Hiç korkmanıza gerek yok. Ekstra yapmak istediğiniz projeler var bulunduğumuz iş kapımızda. Ailemize ait olabilir, ortaklı olan. Bunları büyüterek ekstra kazançlarımız da sağlıklı olacak. Ortak ayrımı ya da ortakla aramızdaki yaşadığımız krizleri görme ve düzeltme dönemi. Ortağınız doğru bir insan. Sizin patavatsız yorgunluklarınız onu da yıpratıyor. Bilginiz olsun. Yurt dışı seyahati ya da şehir dışı seyahatlerimiz keyif için olacak. İş gereği gideceğimiz seyahatlerde bazı anlaşmazlıklar yapabilirsiniz. Keyif için gideceğiniz seyahatler keyifli ama iş anlaşmaları noktalarda sıkıntı var diyorum. İhmal etmeyin. Bu ara özellikle çalışan çiftlerimiz için çocuklarınızın eğitimi, kurslarla alakalı yoğun bir tempo, çocuklarınızın eğitimle ilgili odaklanamadığı konularda devamlı okul ziyaretleriniz söz konusu olacak, bilginiz olsun diyorum, dedim bile. Aşk konusunda ilişkiler sizin için bu dönem daha önemli olacak. Aşık olmak, sevmek, sevilmek, geçmişle alakalı noktada yüzleşmek, kendimizin bulunduğu evreyi iyileştirip mutlu gülümseyen bir haftaya geçiş sağlayacak. Hesaplaşma. Neyi kiminle hesaplaşacaksan Rabbim sana bu hesaplaşmayı veriyor. Al kabul et dengesini doğru kullanma vakti diyorum. Ama yeni heyecan, yeni bir tutku beklentiniz varsa da özellikle Aralık 11'den itibaren aşk size verimliliği, tadı, mutluluğu yaratacak. Uzun soluklu ilişkilerinizle alakalı noktada biraz sakin bir döngüye girme kararı. Acele ettiğimiz konuları biraz daha yumuşatma evresindeyiz. Dönmesini beklediğiniz hesaplaşmalarımız var ama size tanıştıracak yeni kısmetler var. Gözünüzü dört açarsanız yeni aşk size uğurlu gelecek diyorum. Bir de ani bir taşınma konumuz. Mal sahibinizle sıkıntı ya da babanızla sıkıntı ya da kiracı olduğunuz ya da mal sahibinizle sıkıntılı dönemlerinizi uyarıyor. Dilinize hakim olup gereksizce kavgalara, yasal sorunlar yaratmayın istiyorum, dedim bile. Sevgili gençler, kendi eğitim konularınızla alakalı bu ara psikolojik olarak çok yorgun olduğunuz için eğitiminize, çevreye odaklanamıyorsunuz, uyku modundasınız. Rica ediyorum, gökyüzü soğun rüzgarı da olsa bizlerin enerjisi yüksek gözüküyor. Hadi bakalım kendine gel, hareket et ve kendini düzelt. Sevgili ev hanımları, bu ara şöyle söyleyeceğim. Sizin için uzun süredir koltuklarınız, özellikle antre bölmelerimiz ya da salonun giriş noktasıyla alakalı yenilik dönemi, mutfaktaki akıntılar, kokuntular, sesler sizi çok rahatsız ediyor. Ani tamir, tadilat konularımız hareketli olacak. Eşinizle aranızdaki soğukluk bitiyor. Daha birbirimize ılıman hareketler, onun ailesiyle yaşadığı sorunları geride bırakıp kendimize daha sağlam evreler yaşayacağız. Evet, acı çektiğini düşünüp de beni kimse istemiyor, beğenmiyor diyenlere alternatif tanışmalar, sosyal ağlardan tanışacağımız insanlar sizin özgüveninizi tekrar iyileştirecek. Evet, genetik yapınız babanıza benziyor. Bunu bir tamir edip babanızın yaşadığı travmaları yaşamak istemiyorsanız kendinizle yüzleşme, kendi hayatınızı görme vakti diyorum. Evet, bir de iş konusu, evlenmiş, ayrılmış, dul olan sevgili takipçilerim, hayırlı kısmetiniz var. Ama iş konusunda da parasal anlamda güzel verimlilik ve ev alma hayaliniz varsa hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak mide asitlerimiz, mide kramplarımız ve bel fıtığımıza ihmal etmememiz lazım. Son zamanlarda da uyku sorunlarımızdan kaynaklı düzenimizi sağlamamız lazım. Hoşça kalın.
Sevgili teraziler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı. Evet, kanalımız çok ciddi bir spam altında. Destek istiyorum. Ve birçok dostlarınıza da yorum yaptırmanızı öneriyorum. Sadece ricam diyorum. Sevgili teraziler, bu dönem özellikle iş başvurularınız, yeni iş fırsatlarınız, iş konularımız, resmi alandaki beklediğimiz evraklarla alakalı çok olumlu bir süreç haftanız var. Merkür geri hareketi Oğlak Burcu'nda gerçekleştireceği için bu yeni anlaşmalar, evrak kontrollerimizi, imzalarımızı, annenizin babanızın bile size imza attığı ya da siz kim neye imza atıyorsanız çok dikkatli kontrol ederek bunları görmenizi öneriyorum. Eğer ki kurumsal alanda farklı bir beklentiniz varsa ve bulunduğunuz noktada ekiple rahatsız olduğunuz konularda bir rahatlama var. Şirketinizin güvensiz tavrı yavaş yavaş iyileştirmeye doğru gidiyor. Yeriniz daha sağlam evrelerde, panik yapmayın. Kavga ettiğiniz, küs olduğunuz insanlarla aramızdaki bağ iyileşmeye doğru hareket edecek. Gülümseme dönemimiz, parasal evredeki hatalarımızı görme evremiz ve biz nerede hata yapıyorsak bunlarla şifalanacağız. Bilginiz olsun. Devletle alakalı bağlantılı iş kapılarımızla ilgili pürüzsüz gördüğünüz noktalarda pürüzler bitiyor. Daha güzel anlaşmalara hakimiyet kuracak. Bu boşanma mahkemeniz bile olabilir. Yasal süreciniz neyse, vergi borcunuz, kocanızın hakları ya da eşinizin size vermesi gereken haklarla ilgili çok büyük başarılar elde edeceksiniz. Sakin, mantıklı ve doğru ve dikkatli olmamız gerekiyor. Kendi işimizi yapıyorsanız ekstra kazançlar, satmaya çalıştığımız, almaya çalıştığımız toprak, arazi konularımızla ilgili daha bilinçli hareket edeceğiz ve daha konsantre olarak iş alanımızı istediğimiz noktada yönlendireceğiz. Büyümek, başarmak, yapmak istediğimiz her şeyin doğru haftası. Yani aceleci tavırlarınız, sizi yıpratan konuları, depresyona giriyorum havalarından çıkarsanız bu hafta alt zemininiz, yolculuklarımız, iş konularımız, işle alakalı toplantı içerisinde olacağımız noktada daha parlak fikirlerle kendimizi ispatlayacağız. Aile işimiz, kardeş işi, kuzenlerle bağlantılı iş kapılarımızda biraz daha fevri davranışlar yorucu olabilir. Daha sakin hareket edin. Birbirinizle tutumları, konuşma tarzınızı düzeltirseniz iş alanımıza zarar vermez. Farklı biriyle ortaklı işimiz varsa ortağınızın rahat tavrına devamlı iğneleyici laflar söylüyorsunuz. Rica ediyorum, ortakla ayrılın. Çünkü onu incitiyorsunuz, o da sizi incitiyor ve burada kendi kendinize rakip oluyorsunuz. Tek ve serbest iş yapmak isteyen sevgili teraziler için çok olumlu döngü. Yani Aralık bitimi, Ocak 15'e kadar sistem kurarsanız işinizle alakalı noktada gökyüzünün size çok güzel sunacağı haklar var. Bu hakları doğru değerlendirin diyorum. Annenizin babasından kalan, annenizin dayısı, teyzenizden, büyük teyzelerinizden kalan miraslarda tartışmalar alevlenecek. Siz de mantıklı hareket edin. Bir de sağlık, büyük, mesela 85-90 yaş arasında kim varsa sıkıntılı bir dönem hanemizi bekliyor. Bilginiz olsun diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin ailevi sıkıntıları her geçen gün ev düzenimize yansıyor. Ve aynı şekilde onun iş düzenine de yansıdığı için ortada leğen gibi su akıyor, tavan akıyor artık. Bu olayı çözmezsek evliliğimize, düzenimize, iş hayatımıza yansıyacak ve çocuklarla aramızda bazı olumsuzluklar olacak. Lütfen bunu çözmemiz lazım. Bir de çocuğu olmayan ve hala umut bekleyen sevgili teraziler, evlat edinme ya da çocuk tedavinizle ilgili başvurularımızı doğru yapmamız lazım. Olumlu enerji alıyor. Korkmanıza gerek yok. Uzun süredir, mesela 5 yıldır ya da 3 yıldır boşanma mahkemeniz ertelenecek, davanız düşecek. Sizin istediğiniz şekilde olacak ama buradaki plan, para planınız neyse ona göre hareket edin. Çünkü hayatınızdaki insana ceza vermek istiyorsunuz. Ama ölçü ağır olmaya başladı. Bunu görmeniz lazım. Sevgili gençler, kariyerinizle alakalı noktada Ocak ortasında ya da Şubat evresindeki gideceğimiz yurt dışı ile alakalı ya da şehir dışı eğitimlerinizle ilgili yapacağınız noktalar gayet başarılı. Ama şöyle bir şey var. Sizin duygu yönünüz ön planda olduğu için derslerle alakalı noktada da ön plandasınız. Dikkat sorunuz var, düzeltin diyorum. Geçmiş ilişkinizle alakalı devamlı gözyaşı döken teraziler, hoşça kal, hoşça kal, hoşça kal. Yeni ilişkilere merhaba demek için doğru başlangıçlar var. Evlilik ya da ilişkiyi ciddiyete götüren teraziler için daha sakin, ilişkimiz gelecek plan içerisinde, hatta ortak bir yatırım alma kararı içerisinde olabiliriz, araba, ev. Bununla ilgili doğru anlaşmalarımız var. Ailemizde bekar olan ve hiç evlenmeyen bir kişinin kısmeti var. Ama o evlilik düşünmüyor, boşuna onu yıpratıyorsunuz, sakin olun diyorum. Sevgili ev hanımları, bu dönem özellikle hanemizle alakalı, bu cep telefonumuz,
elektronik eşyalar ve son zamanlarda evde ani elektrik akımı ile ilgili sıkıntılarımız olabilir. Elektrik tesisatçısı eve istiyorum. Bu arada eşinizin yalan söylediği ve güvensiz olduğunuz konularla yüzleşme evreniz var. Dikkatli olun. Evlenmiş, ayrılmış ve ilişki ve iş bekleyenler için sakin bir dönem. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken egzamamız, vücut üreme organlarımızda mantar ya da akıntı ve göğüste iltihabınız olabilir. İhmal etmeyin. Hoşça kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı. Evet, kanalımız çok ciddi bir spam altında. Bilginiz olsun, destek bekliyorum. Sevgili akrepler, arkadaş, iş çevrenizle alakalı yeni başvuru, yeni düzenleme, yeni oluşumlar size acayip keyif verecek. Bulunduğunuz noktada yerinizin sağlam oluşu, beklediğiniz konularla alakalı da dinlenme haftanız. Yani sizi dinleyecekler, anlamak isteyecekler. O yüzden buradaki başvurularınız sizi yorabilecek değil, alabileceğimiz hakların başlangıcı olacak. Kurumsal alanda yer belirsizliğiniz varsa, ortalıktaysanız masanız belirlenecek. Devlette çalışıyorsanız, yani sürümcemede giden ve belirsiz olan noktalarınızda aydınlanmalarınız olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız, para konularınızla alakalı tıkandığınız evrelerde fırsat evrelerimiz söz konusu olacak. Bunları doğru değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani iş başvurunuz, yeni iş kurmanız ya da başlatacağınız yurt dışı ile alakalı evraklarda olumsuzluktan çok olumlu hareketleri gösteriyor. Ne yapacağız? Düzenleneceğiz, mantıklı olacağız, iş evremizi oturtacağız. Dışarıda işlerimiz, yazım, evrak, blog yazarlığı bile enerjiniz varsa, dizi, senaryo bile yazıyorsanız başlangıçlar sizin için çok olumlu ve kendinizi en iyi şekilde ispatlamaya doğru altyapınızı oturtacaksınız. Yani farkında olmayarak ben varım diyeceksiniz. Farkında olmayarak şans kapılarınızın daha yoğun olacağı, görünmez evreniz bitip görünür evreye geçeceğiniz için artık gökyüzü sizi görünürlüğe doğru itiyor. Yani siz olduğunuzdan daha şanslı olacaksınız. Ayrılmak ve haklarınızla alakalı noktada mücadelesi devam eden sevgili akrepler için mücadelenin sonuna geldiniz, son noktadasınız, vazgeçmeyin, devam edin, kimseden korkmayın diyorum. Çok yakın, uzun süredir bir yakın dostunuzla iş ortamı, iş kuralım mı, yemek, restoran açalım mı, kafe açalım mı, kamp kuralım mı dediğiniz noktada bu yıl Mart ayı bu sistemin altyapısını oturtacaksınız. Beklediğiniz paralar ve kredilerinizle alakalı noktadaki limitinizi yükselterek bu başvurularınız olumsuz görmüyor. Şimdiden bu sistemi yapalım diyorum. Hayırlı. Devlete girmek, devletle alakalı görüş aracıya olan kişilerde biraz daha aksilikler olsa da o kapıyı mücadeleyle bekleyin. Size böyle bir fırsat olacak. Eğitim ya da iş gereği bazı eğitimlerle ilgili bazı gireceğiniz sınavlar ya da rütbenizle alakalı oluşması gereken konularda başarı odaklanmanız var. Sadece heyecan yapmayın, panik yapmayın. Çünkü orası sizin hakkınız. Korkmanıza gerek yok diyorum. Ailemize ait toprak, arsa, ama şöyle düşünün. Ne diyelim, normal arsa, konut arsası değil de yani tarım arsası olan noktaya güzel bir teklif var ama ben satmanızı uygun görmüyorum. Orayı için 5 yıl daha var. Acele etmemize gerek yok. Evinizle alakalı binanızda çatlaklık olabilir. En ufacık şeyde bence bir deprem kontrolü yapılması lazım. Binanızda bir sıkıntı olabilir ve o yüzden rica ediyorum oturduğunuz binayı bir kontrol ettirin ve ya da acil taşının, burası riskli bir bina olarak uyarıyor. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada uzun süredir eşiniz ve sizin aranızda iş rakipliği vardı. Lütfen rakipliği bırakın. Hayat arkadaşınızsınız. Çocuklarınız sizinle çok mutlu. Gereksiz didişmeyi geride bırakın. İkiniz de başarılısınız. Uzun soluklu ilişkilerde ayrılık kararı veren sevgili akrepler, hayırlı olsun. Adını koyamadığınız ilişkide vedalaşma ve kendinizi bulma döneminiz olacak. Çok yakın dönemde başladığınız ilişkiye biraz şans vermek istiyorsunuz ama hayal dünyanıza uymayacak. O yüzden boşuna hayatınıza gelecek insanı yıpratmayın. Evlilik fikri olanlar için biraz daha kendinizi olgunlaştırmak istiyorsunuz. Acele etmeme kararı. Aynı şekilde ortak fikriniz, işinizde büyümek, kazancınızı büyütmek fikirleriniz var. Hatta ortak fikriniz var. Hayırlı olsun diyorum. Sevgili ev hanımları, kendinizle ilgili yap
yaptığınız bazı karışık dönemleri geride bırakın. Kendi ailenizin hataları evliliğimize, düzenimize, çocuklarımızı rahatsız ediyor. Artık sizin kendi eviniz olduğunu farkına varın. Boşanmak istiyorsanız da kendi eğitim konularınızı çözmeniz lazım ve para kazanmanız lazım. Acil karar vererek ve fevri davranarak evliliğimizi yıpratıyoruz. Bunu bir düzeltmemiz lazım. Evet, eşlerinizin size tavır ve edalarında hiç samimiyet yok. Hak veriyorum. Ama çocuklar için ve ekonomik gücünüzü oturtmanız lazım. Ona göre adım atın diyorum. Mahkeme, yasal problemlerle ilgili kazançlı dönemde olacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Evet, evlenmiş, ayrılmış çiftlerde aileler arasında tanıştırılacak ve iş konunuzla ilgili destek olacak birileri var. Doğru adımla doğru fırsat kapınız var. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Bu ara yurt dışı başvurunuz, vizeniz, evrak konularımız hepsi onaylanmış olacak. Bir sıkıntı yok. Yasal problemli konularımızla da avukatınız dikkatli ilgilenmesi gerekiyor. Sağlık olarak Variz, batık, tırnak batıklarımız sıkıntı olabilir. Variz damarlarımız ve prostatla alakalı aile büyüklerimizin sıkıntısı olabilir. Ve hanemizde kusma, ishal evreleri daha yoğun olacak. Dikkatli olun, çocuklarınızın sağlığını ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte. Evet, kanalımız ciddi bir spam altında sevgili takipçilerim. Rica ediyorum. Aralık'ın büyük ihtimal Kasım 27'den bu yana bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Destek istiyoruz. Ya da hani iyi oldu, beter oldu diyorsanız da yorum yazmanıza gerek yok diyorum. Ne diyeyim? Sevgili yaylar, finansal konularınızla alakalı yeni anlaşacağınız evrelerde güzel fırsatlarınız var. Özellikle maaşınız, priminiz, haklarınızla ilgili alma dediğimiz bir evreye geçiş yapacaksınız. Ve eğer ki yeni bir işe girmek, yeni bir başvurunuz varsa olumsuz görmüyorum. Hayırlı olacak. Bulunduğunuz ekip arkadaşınız, çalıştığınız alandaki insanlarla iletişim daha sakinliğe doğru ilerlerken sizin fevri davranışlarınız onlara diken diken batıyor. Daha sakin olalım. Kurumsaldan devlet kapınızla alakalı beklenti içerisinde olduğunuz evraklarda olumsuzluk yok ama yeriniz daha sağlıklı, gerek yok diyorum. Dikkatli olun. Eğer ki devletle ilgili başvurularınız olumsuz gördüğünüz konularda çok yakın bir aile dostunuzun desteğiyle birlikte devlet kapılarınızın daha iyi şekilde aydınlığa kavuşacağı uyarı veriyor. Ama unutmayın ki ortaklı işler ve kazanç işlerinizle alakalı noktalarda, anlaşmalarda kendi bildiğinizi yapıyorsunuz ve firmanız her geçen gün büyüyor. Ama sizin aklı dengenizde büyüdüğü için herkes size hayır diyemiyor. Evet, başarılısınız ama insanların fikirlerine de açık olmamız lazım yeri daha büyütmek için. Yeni bir iş kurmak, yeni anlaşmalı noktalarla ilgili de acele karar değil de mantıklı alanlarda karar verdiğinizde parasal noktalarda da büyümeleriniz var. Aslında bu ay, yani Ocak ayı sizin için şansların verilme dönemi. Hani deriz ya, aldıklarımızı ekmeğe, ektiklerimizi de yemeğe dönemimiz olacak. Para kazancımız, iş kazancımız, işle alakalı noktalardaki var olan dengeleri daha sağlam oluşturacağız. Döngü size güzellik getiriyor. Aile işimiz, aile toprak işlerimizle alakalı özellikle hala, amca köklerimizden kaynaklı tatsız konuşmalar, küskünlükler ve aynı şekilde de enerjiniz işe de yansıyabilir. Bunlara dikkat edeceğiz diyoruz. Serbest alanda alım satım işleri olanlarda ekstra kazançlar, ekstra büyük oluşumlar var. Hadi hayırlı olsun. Ev almak, ev değiştirmek, ev yenilemek isteyenler için Ocak sonuna kadar eviniz hayırlı ve uğurlu olacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Unutmayın, Merkür geri hareketi Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. Anlaşma içerisinde olduğunuz birçok nokta sizin için verimli. Yurt dışı başvurunuz, yurt dışı ile ilgili yapmak istediğiniz fırsatlar içinde önünüzde bir engel yok. Yeter ki siz isteyin. Rabbim isteklerinizi size güzelliklerle sunacak. Çalışan çiftlerimiz arasında eşiniz işten çıkartılabilir. Haklarıyla alakalı patavatsız insanların yüzünden işsiz kalabilir. Eşiniz dikkat etsin. Sizin de yakın ekip arkadaşınızda güvensizliğiniz var. Ona güvenin, o size zarar vermeyecek. Sevgili gençler, eğitim konularınızla ilgili her şey istediğiniz gibi ilerlerken dil ya da edebi konularda almanız gereken eksikliklerimiz var. Bunları toparlamamız lazım. Fevri davranışlarınız çok ön planda, bunları düzeltmemiz lazım. Platonik takıldığınız noktanın size bir hayrı yok. Lütfen kendi güzelliğinizin, yakışıklılığınızın farkına varın. Anne öfkenizi iyileştirin sevgili oğlaklar. Anne özlemi, anne öfkesi, anne travmanızı iyileştirdiğiniz vakit hayat size daha güzel başlangıçlar yaratacak diyorum. Aşk konusunda kendi konu
darda, hani kalbinin derinlikte yalnızlığı yaşıyorsanız, siz o kadar inatçısınız ki aynı döngüde sürünüyorsunuz. Bu sürünmeleri bırakalım. Size çok güzel bakışlar, çok güzel sevgi söyleyecek insanlar var. Siz sadece geçmişin size yara verdiği konuların intikamını almak istiyorsunuz ama yani bu çok ciddi bir 3 yıldır bir kayıp var. Bu kaybı düzeltmek zamanı diyorum. Yeni ilişkiye başlayanlarda güzel enerji ve mutluluk evresindesiniz. Korkmayın. Uzun soluklu ilişkiler için biraz daha dinlenme, görme ve yaşadığımız yeri belirlemek için yurt dışında mı, şehir dışında mı, karar konularımızla ilgili dengeleri kurmamız lazım. Bir atanmamız gereken evraklarımız var. Bunları bekliyorsunuz. Bu da sizin için hayırlı olacak. Sevgili hanımları, şu an rutin sakin giden bir döngüde devamlı bir paranoyak haliniz var ve yemeğe çok fazla sardınız. Gece yemeleriniz ve çocuklarınıza ve eşinize de bu evreyi yansıtıyorsunuz. Mutsuz değilsiniz. Sadece ve sadece rahatlık, hani ruhen rahatlık olduğu için, ama burada para sıkıntılarınız var. Biraz tutumlu olmanız lazım ve burada eşinizle bu dengeyi, kiralar, ödemelerle alakalı noktada biraz daha net kararlar vermeniz lazım. Yoksa burada sıkıntılarımız var. Bu ara ufak işe başlayan ev hanımları için hayırlı ve kazançlı nokta söz konusu olacak. Uğursuz görmüyorum. Ama uzun süredir araç satmak, motor satmak, ev satma fikri olanlar için hayırlı bir döngü, uğurlu ve bereketli olsun istiyorum. Evlenmiş, ayrılmış, hiç evlilik ya, hani dul olan sevgili takipçilerim için, neyin kavgasındasın? Bırak akışı. Şu an çocuklarınla ilgili kaygıların var ve evlenecek ya da ilişkisiyle alakalı yaşadığı sorunlar var. Siz işinize odaklanın, yeterli diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken nodüllerimiz şöyle söyleyeyim, nodüllerle alakalı noktada koa rahatsızlığımız, uyku apnemiz hareket edebilir. Dikkatli olun, hoşçakalın. Sevgili oğlaklar, spam altında kanalımız. Lütfen bol yorum, bol beğeni, arkadaşlarınıza da söyleyin, yazsınlar. Sevgili oğlaklar, özellikle şöyle demek, önemli konuda ortaklı konularımızda daha rahat kararlar vereceğiz. Bu kararlarda daha dikkatli, daha temkinli hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözler, verilmesi gereken sözleri, hani tükürdüğümüzü yalamamamız gerekiyor ya. Yani bu dönem, bu döngüye çok iyi dikkat etmeniz lazım. Merkür geri hareketi Oğlak Burcu'nda gerçekleştirecek. O yüzden iş konularımızla alakalı çok önemli kararlarda tükürdüğümüzü yalamamamız lazım diyorum. Ve sizin bulunduğunuz noktada haklarınızla alakalı mücadele ettiğiniz konularda devam ettirin. Bu hakları en iyi şekilde alacaksınız. Yasal probleminiz, kavganız kiminle ise, hani deriz ya, bu oluşum bizim, evet o oluşum sizin olacak. Bu ara hesaplar, alım satım, dijital alanlarda yaptığımız işlerde ekstra kazançlar size mutluluk yaratacak ve başkalarının enerjisiyle birlikte bütünleşerek ekibimiz güzel bir kazanç evresine geçiş sağlayacak. Kendi işinizi yapıyorsanız da daha ılıman konuşmalar, doğru anlaşmalar sizin gücünüze güç katacak gözüküyor. İşsizseniz ve hala iş krizi yaşıyorsanız, bu dönem çok güzel iş fırsatlarınız var. Bunları doğru değerlendirin ve ölçünüzü doğru kazanın diyorum. Parasal evrede uzun süredir, son 1,5 yıldır yaşadığınız krizleri yavaş yavaş önleme dönemine doğru ilerliyorsunuz. Biriken krediler, oluşmuş vergi borçlarınız, sizi yıpratan konularda sistemleri doğru şekilde kuracağız ve bu sistemlerle birlikte ilerlediğinizde yavaş yavaş gücünüzü, para evrenizin nefesini alacaksınız. Bu ara iş teklifi, iş ortaklığı konularla ilgili de doğru adımlar, doğru kararlar size mutluluk verecek. Devletle alakalı bağlantı içerisinde olduğunuz ve çalışıyorsanız, bu konuda da rahat nefes alma, belirsiz giden noktalarda netlik kazanarak yerinizi daha sağlam adımlarda oluşturacaksınız. Eğer ki alım satım alanındaysanız ve bu konuda biraz gerginlikler, tartışmalar had safhada olsa da savaş verdiğiniz mücadelenin zevkine varacaksınız, bilginiz olsun. Aile içerisinde çözemediğiniz mal konularınızla ilgili erkek kardeş, erkek kuzen, baba haklarımızla ilgili büyük tartışmalara da açık olmamız lazım. Siz onlara evet derken imzalamayacağınız evetler olması lazım. Evet evet deyip ama asla evrakları imzalamamanız lazım. Zarar görürsünüz diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada bu dönem sizin iş anlaşmanızda bazı karışık evraklar, bazı sorumluluklarınız artacak ve stres yapabilir. Eşinizin de çocuklarla alakalı bağdaki sıkıntı sizi yoruyor olabilir. Eşinizi bu konuda ehlileştirmemiz lazım. Çocuklar babalarına düşkün. Özellikle de küçük bir evladınız var.
varsa dikkat etmeniz gerekiyor. Bakıcınız, anneniz, yardımcınız, kimse çocuğa dikkat etmesi gerektiğini uyarıyorum. Evet, bu ara duygusal yönde kendi içinizde kararsızlıklar yaşıyorsanız, geçmiş konulardan çok gelecek hayatıyla ilgili kaygılarınız varsa, doğru hayat arkadaşına adımlarınız var. Görme, alma ve eli tutma dediğimiz döngü size uğur getirecek ve hayat arkadaşınız sizin için başlangıcınız olacak. Uzun soluklu ilişkilerde radikal ayrılık kararları söz konusu olsa da tekrar birbirimize şans vereceğiz. Gereksiz kırgınlıklar ilişkiyi tekrar tamir edecek. Nişanlı ya da sözlü çiftler arasında aile tartışmaları, altın kavgası, ev kavgası, kıyafet kavgası, aman ha, ilişkinizi onlar giymeyecek, bunları siz giyeceksiniz. Tartışmaya gerek yok, yumuşatmanızı öneriyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara en çok rahatsız olduğunuz konular eşinizin sizin sözü dinlememesi ve devamlı sizi aşağılaması ve yıpratmasından o kadar çok yoruldunuz ki alternatif bir oluşum yaratmak istiyorsunuz. Eşinizin değişmesi lazım. Bu şekilde bu ilişki böyle devam edecek, değişmiyor. Sevgi değil buradaki, değersizlik psikolojiniz var ve bu kişinin egoları sizi yıpratıyor. Boşanma fikri olanlarda uzun süredir cesaretiniz yoktu. Artık başka bir eve ya da artık yaşadığınız şiddetten sığınma evine dediğimiz yolculuklarımız başlayacak. Evliliği çok iyi olanlara da taşınma, yeni bir ev ve yeni oluşum hanemize uğur getirecek ve sürpriz bir gebelik evrenizde hayırlı olsun diyorum dedim bile. Evdeki değişmesini istediğiniz bazı yemek masanız, sandalyeniz, çocuğunuzun çalışma masası ile ilgili arayış evrelerimiz var. Hayırlı olsun diyorum dedim bile. Sağlık olarak dikkat etmemiz geniz eti iltihaplarımız ya da geniz eti akıntılarımız ve sinüzit ve migren ağrılarımız daha ön planda olacak. Rüzgara, ceyranda kalmayın öneriyorum. Evlenmiş ayrılmış çiftlerimizle alakalı noktada yasal olan evinizin anahtarı hayırlı olsun. Çocuklarınızla yeni düzeniniz bereketli olsun. Hak edilişinizin zaferini kutlayacaksınız. Hoşça kalın efendim. Sevgili kovalar nasılsınız? Evet, spam altındayız, destek istiyoruz. Bol yorum, bol beğeni demektir bu. Sevgili kovalar, özellikle gizli anlaşmalar ve gizli aşklar, gizli dedikodular, gizli olaylar, gizli uzak durmanız gereken, başkasının hayatına, başkasının iş hayatına fazla karışmadan, sadece kendi projelerinize, sadece oluşmanız gereken dosyanıza, ekip arkadaşınıza, patronunuza kulak vermeniz gerekiyor. Çünkü Merkür geri hareket oğlak burcunda gerçekleştireceği için bu süreçteki anlaşacağınız her şey sizin için daha radikal olmalı, daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Büyük bir firmada çalışıyorsanız ekiple ilgili uyumsuzluklarımız bizi rahatsız edebilir. Ekibin size yarattığı sıkıntılar ve yöneticiler arasındaki yaşanacak krizler biraz bizi yıpratsa da biz yerimize hakim olmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Evet, önümüzde çok uzun soluklu bir iş ve yurt dışı bağlantılı projeler var. Bunları çok sağlam bir şekilde halledeceksiniz. Biraz inancınız kırılmış olabilir, güveniniz kırılmış olabilir. İnsanların gözlemleri ve bakışları sizi rahatsız etse de rahatsız olmayın, başarı var. Eğer ki devlet kapısıyla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz evrak ya da devlet başvurunuzla ilgili olumsuz gördüğünüz şeyin sevincini tadacaksınız. Bu da size ayrı bir renk katacak. Devletle alakalı da uzun süredir ev almak, başvurularınız, kredi başvurularınızla ilgili, devlet bankalarıyla ilgili başvurularınız varsa biraz olumsuzluklar olabilir. O yüzden tekrar tekrar farklı bankalardan ev kredinize başvurabilirsiniz diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız ve artık gece işiniz ve evde de çalışıyorsanız, gece gündüz aynı işi yapıyorsanız, burada daha dikkatli olacağınız imzaları gözden geçirelim ve yeni proje içerisinde olduğunuz konularda büyük bir başarı olmasına rağmen rakipleriniz çok fazla var. Kazancınız bu konuda azalabilir. O yüzden rakiplerinizden daha iyi imkanlar sağlamanız lazım. Serbest bir alanda çalışıyorsanız herhangi bir sıkıntı, gerginlik yok. Sadece evle yol arası, işle ev arasındaki yol mesafesi sizi yıpratıyor olabilir. O yüzden ev anlaşması, yeni bir ev anlaşması, yeni bir iş bağlantıları kurma enerjiniz olabilir. Acele etmeyin, sakin olun diyorum. Ailemize ait ortaklı işler ya da çözülmesi gereken konularda savaş eylemi gibi, onlar yaşarken hiçbir şey çözülmeyecek. Özellikle dedeniz ya da babanızın radikal kararları var. Boşuna hayallere kuruyorsunuz. Kendi kazancınızla sisteminizi kurmanız daha sağlıklı gözüküyor. Çalışan çiftlerimiz arasında özellikle eşinizin ailesiyle alakalı bazı geçmiş konular, geçmişle alakalı yaşanacak krizler ve sizin de anne köklerinizle alakalı yaşadığınız sorunlar aile bütünlüğümüz ve iş hayatımızı zorlayacak. O yüzden evdeki sorunları
biraz daha dikkate almanız, iş hayatınızda pürüzler, değişmek istediğiniz noktalar olmasına rağmen evdeki pürüzler daha yoğun olarak gözüküyor. Aşk konusunda yeni aşk enerjisi arayışı içerisinde olacaksınız. Çok içiniz böyle yeniden enerji yakalamak, aşık olmak, kıpır kıpır olmak istiyorsunuz ama kendi denginizle değil, saçma sapan enerjiler buluyorsunuz. O yüzden bir ilişkiye ara veriyoruz. Uzun soluklu ilişkilerimizde de yanlış anlaşılmalar var. Bunlar düzelmeden evlilik enerjinizi onaylamayın. Çünkü sorunlar çözülmeden evlilik yaptığımızda bu evlilik kısa süreceğini uyarı veriyor. Nişanlanmak, sözlenmek fikri olanlar için de evet hayırlı olsun. Ocak 20'den sonra aileler bir araya gelecek ve söz, nişan evlenmesi söz konusu. Özellikle de eşinizin babasından size bir ev sürprizi olabilir. Bu da size iyi gelecek diyorum. Ev hanımları, özellikle bu ara eşiniz siz, çok mutlu, keyifli, kahkahalı evde, güzel bir ev anahtarının müjdesi ve bunun hayal ettiğiniz bu evin anahtarı sizin için hayırlı gözüküyor. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Evinizle ilgili yıkılmasını müteahhit beklentiniz varsa olumsuz hiçbir şey yok. Gayet hayırlı. Boşanma fikri olanlarda geri adımlar. Birbirimiz size tekrar şans verelim. Hem çocuklarımız çok ufak hem de düzenimizi bozmayalım diyerekten birbirimize tekrar şanslar evresindeyiz ama yine aynı değil, aynı sertlik olacak. O yüzden bir ilişki terapistiyle bu döngüyü pilates, yoga yaparak çocuklarımızdaki anlaşmazlık gördüğümüz noktaları iyileştirmemiz lazım. Evde değişmesi gereken önemli şey özellikle sizin uzun süredir koltuk, üçlü koltuk ya da ikili koltukta çökmeler söz konusu olmuş. Bunları bir an önce düzeltmeniz lazım. Bir de buzdolabı değişiminiz söz konusu gözüküyor. Evlenmiş, ayrılmış, dul olanlar için de bu dönem iş beklentilerinizle ilgili, değişimlerle ilgili planlarınız var. Yeriniz değişmeyecek. Boşuna bulunduğunuz noktayı yıpratmayın. Özel hayatta da saçma sapan ilişkiler sizi yıpratıyor. Yine geçmişe dönüyorsunuz. Hiç gerek yok diyorum. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken noktamız en önemli şey. Şöyle demek istiyorum. Hani vardır ya yanlış beslenme, gıda zehirlenmesi ve midemizdeki asitler kusmamıza neden olabilir. Bu tarz besinlerimizi doğru almamız lazım. Vitamin ve vitamin kan değerlerimizin ölçümünü istiyorum. Vitamin eksikliğiniz olabilir. Son zamanlarda da omuz ve sırt ağrılarımız oluşmuş. Yüzmez vakti diyorum. Hoşçakalın. Sevgili balıklar, kanalımız çok ciddi bir spam altında 1,5 aydır. Rica ediyorum bol destek, bol yorum ve kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Arkadaşlarınıza, çevrenize, inandıklarınıza yazı yazdırırsanız sevinirim. Arkadaş çevrenizle alakalı gelecek güzel haberler ve iş ortamınızdaki uyumsuz evreler uyumlu evreye doğru ilerliyor. Kendinizle ilgili resmi süreçteki mücadelelerinizde güzel aydınlanmalar var. Ve özellikle Merkür retrosu Oğlak Burcu'nda gerçekleşeceği için karar adımlarınızı doğru bekleyeceksiniz. Ocak bitimi itibariyle her yaptığınız iş evresi 20 Ocak itibariyle size para, iş konumuzda rahatlık, kendi evremizi görme ve yaşadığımız krizlere daha net cevaplar vereceğimiz evrede olacaksınız. Hiç korkmayın. Yöneticilerle üst düzey yöneticiler arasındaki yaşanacak krizin sizinle hiçbir alakası yok. Sadece biraz daha dedikodudan uzak kalmanız lazım. Ekip arkadaşlarınızla işe konsantre olmanız lazım. Üst düzey yöneticileri çekiştirmeyi, özel hayatını çekiştirmeyi bırakın. Evraklarınız, hesaplarınız, dosyalarınız, toplantılarınızın yoğun olacağı bir iletişim. Ortaklı ve iş anlaşmalarında yaşanacak güzel anlaşmalarda size acayip keyif verecek. Seyahatler, yolculuklarla ilgili sürpriz kararlar sizin üzerinizde oynanacak. Şimdiden valiz elinizde istediğiniz yolculuğa gidebilirsiniz. Hanemizde uçak mühendisi, pilot ya da elektronik mühendisi olan kim varsa yurt dışı ile ilgili beklediği bağlantı güzel yolculuklara sebep veriyor. Onun fırsat kapısı, onun hayatı çok olumlu şekilde ilerleyecek. Özellikle de son zamanlarda kendinize tek başınıza iş kurmak istiyorsanız mantıklı adımlarla bereketinizin yüksek olduğunu hissediyorsunuz ama yeri yanlış yerde tercih edebilirsiniz. Doğru bir kurum noktası olması lazım ki paranız ziyan olsun istemiyor. Devletle alakalı uzun süredir iş müracaatınız ya da bununla ilgili büyük mücadeleleriniz varsa yavaş yavaş
zeminin son kapısına geldiniz, başarınız var, sakin olun diyorum. Ortak ayrımı kararı verecek balıklar, doğru ve mantıklı. İş alanınızı daha büyütmek istiyorsanız ve bu konuda da doğru bir danışan alarak sistemi büyütmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada, karı koca hayatımızda ters giden noktalarda boşanma eylemi var. O yüzden mantıklı hareket etmeniz gerektiğini söylüyorum. Eşinizin davranışları ve sizin davranışlarınız evde isyan bayrağı şeklinde. Lütfen birbirimize saygılı olalım. Evet sevgili gençler, kendinizle alakalı bu ara bakımınız, kendi dış görününüze çok önem veriyorsunuz ama eğitiminize de biraz daha önem verip dışarıdaki ilişkilerinizi daha ön planda tutup ailenize resti çekiyorsunuz. Yapmayın. Restinize rest yapacak aileniz, ona göre ayağınızı denk alın. Aşk konusunda da yeni heyecan, yeni arayış içerisinde olabilir. Kendi ilişkinize bu konuda zarar verebilirsiniz. Daha dikkatli olun. Boşanma fikri olanlarda da anlaşmalı şekilde boşanma evreniz Ocak sonuna kadar gerçekleşmiş gibi gözüküyor anlaşma yolunda. Hayırlı olsun diyorum. Sevgili ev hanımları, hayatınızda hep aileniz, hep eşiniz, hep eşinizin ailesi yüzünden hayatınızı feda ettiniz. Artık bir ayaklanıyorsunuz. Yarım bıraktığınız eğitimler, kendinizi geliştirmeniz gereken kurslara merhaba deyin, elinize meslek edinin. Çünkü kocanız hayat boyu değişmeyecek. Onun emekli maaşını bekliyorsunuz da o gitmez, sen gidersin. O yüzden kendi emeğini şimdiden altyapısına oturtman lazım diyorum. Evet, bir de bu ara ev hanımların bu ara en önemli şeyi, ki parkenizle alakalı ya da parke kenarlarıyla alakalı sıkıntı ya da pimapeninizle alakalı yaşanacak krizler olabilir. Ani değişimler söz konusu olacak. Dikkatli olmanızı öneriyorum dedim bile. Evet, ilişkisi uzun soluklu ilişkilerde bazı değişik kararlar söz konusu olacak. Kalbinizdeki kişi size adım atacak ama istediğiniz ve hayal ettiğiniz gibi olmayacağı için ona siz veda edeceksiniz. Ve yeni bir ilişki içinde biraz dinlenip kendi enerjinizi toparlayacaksınız. Bu da size iyi gelecek. Evlenmiş, ayrılmış ve bu konuda iş bekleyenler için özellikle uyarı var bu harita. Geçmiş bir iş arkadaşınızın size sunacağı güzel bir fırsat ama kendinizi iş kurmak istiyorsanız doğru ortaklık kapınız var. Cesaretinizi toparlayın. Kenarda küçük bir paranız var. Risk yapın ve kazanın diyorum. Evet, boşanma fikriyle ilgili noktalarda boşanmalar gerçekleşecek. Ama şunu söylüyorum sevgili balık burçları. Arkadaş çevreniz ve gelecek hayatınızla ilgili planladığınız yatırım konularınızda arkadaşlarınızla değil tek başınıza ortaklı planlar, ortaklarsa ortaklı ev alın. Yani ortak karar verirseniz bu ortaklı süreçlerde ciddi krizler var. Yani mal alacaksanız ortaklı değil tek başınıza almanız lazım. Ailenize ait bir arazide de devletle alakalı mücadele bir mahkemeniz var. Sonu sizin için hayırlı olacak diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktada göğüs ağrılarımız, akciğer ve karaciğer kontrolleri ve özellikle de apantisle alakalı sıkıntılarımız olabilir. Bir de en önemli şey, annenizin diz kapak operasyonu ya da kalça problemi biraz sıkıntı yaratabilir diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.